Yok yok, çocuklar garip hareketler yapmayın. Kontrolü bekletmeyin hiçbir zaman. Evet, garip hareketler yapmayın. Kontrol niye böyle bakıyor? Tabii arada sınırları bekliyorlar. He? Şurada nereye gidiyorsunuz? Kötü bir hayvan bu belli. Kolay kolay öyle. Herhangi bir şey bilmemiz biz. Güzel damızlık. Keyfinize bak. Bir çocuk bir tanesini tutsa bir şey yapmazlar zaten. Isırma falan yok bunlarda. Ve böyle... çocuklar da yanımıza gelecekler şimdi. Tamam. Çocuklar gelin yanımıza. Sen de koy. Öğrencilerime de elimden geldiğince aşılamaya çalışıyorum. Hayvan sevgisini. Bunlar candır. Bunlar insana en yakın hayvan. Bugün öğrencilerimizden Erzincan'a bir gezi yaptık. 7. sınıflarımı topladım. Çeşitli okullarda işte hem okulları tanıtım hem de çocuklarımız eğlensin, motive ederim diye gezdik. Aynı zamanda gezi planımızın içerisinde bugün Erzincan Pehlivan Kangal'a uğramak da vardı. Buranın ismini daha önceden de duymuştuk. Öğrencilerime zaten kendim hayvan sevgisini aşılamak adına elimden gelen ne varsa yapıyorum. Çocuklara merhameti, sevgiyi aşılamak adına öğretebileceğimiz ilk konularımızdan bir tanesi. Burada da arkadaşlar Erzincan'ımızda böyle güzel köpek soylarını falan bir araya getiren değerli insanlar var. Çocuklarımıza işte çeşitli köpeklerden falan örnekler falan gösterdik. Bunlar Türkiye'ce meşhur olan köpekler. Ben kendim ayrıyeten biliyorum. Çünkü bir köpek merakım kendimin de var. Kendim de besliyorum. Baba şimdi hırlamaya başlamışlar ha. Birbirlerine bir giriyorlar. Ama gözleri yapacağız. Valla? Gözleri yapacağız. Aha bura çok güzel. Ne çok tatlılar ya. Ha şimdi kırılıyorlar zeka ha. Acaba kırılıyorlar. Hoş geldiniz çiftliğimize. Buradaki toplam ortalama 20-25 arası köpeğimiz var. Hepsi soylu. Atası bilinen köpekleri, atası, dedesi hepsi biliniyor yani. Yani biz burada güzelce üretim yapmaya çalışıyoruz. Hayvanlar güzelce eşleşmelerini sağlasın. İyi soylar ortaya çıkması için. Görevlimiz var, bekçimiz var. Her gün yemekleri pişiyor. Kesinlikle çiğ et vermiyoruz. Hayvanların ilaçları, tedavileri, herhangi bir nasıl diyeyim, bakımlarından yana hiçbir sıkıntı yaşamıyoruz. Talep çok. Son zamanlarda hatta pandemiden sonra hayvanlara talep çok arttı. Biz de şu an pandemiden sonra ilgimiz daha çok arttı. Şu anda kendimize güzel böyle bir yer yaptık. Şu an elimdeki köpek 80 kilo geliyor. Yani ortalama 85 santimde omuz yüksekliği var. Büyük köpekleri seviyoruz. Genelde yavru köpeklerimiz var ama büyükler ilgi çekiyor. Toplamda 4 yıl. 4 yıldır uğraşıyoruz profesyonel olarak. Bu köpek mesela bunun soy ağacı Nevşehir'den geliyor ortalama. Yani Nevşehir'den geliyor. Her ilden gelen köpeklerimiz var. Nevşehir'den gelen var. Kırıkkale'den gelen var. Sivas'tan gelen var. Kayseri'den gelen var. Ondan sonra yani Ankara'dan gelen var, Balıkesir'den gelen var ki veteriner hekim eşliğinde sağlık kontrolleri sürekli yapılıyor. Biz de az çok anlıyoruz tedavisinden. Herhangi bir rahatsızlığı varsa rahatsızlığının tedavisini anlıyoruz yani. Verirken de yemleme yaparken yemleme her vaktiyiz.
Ayağına basma, dikkat et. Aman aman. At omzuna ellerini. Baş. Boyundanız mı? Enes biraz daha yavaş. Sakin. Bu elde Enes sana düş. Bak, yanlarına geldiler annenin ama şey yapmıyor. Emmeye çalışmıyor. Uğraşmıyor emmeyle. Diğerleri cıpır cıpır emiyor bak.